Değerli izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan doğasıyla, kültürüyle, lezzetleriyle, aynı zamanda da güçlü hanım girişimcileriyle ünlü Kayseri'den sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle de hem hanımların hem de çocuklarımızın, o masum biriciklerimizin, cam parçalarımızın bin bir çeşit ürünlerine ev sahipliği yapan mağazamızın işletmecisi hanım girişimcimiz Derya Demir hanımefendi bulunmakta. Sizleri kendisiyle tanıştıracağım. Kaç yıldır sektördeyiz? Öncelikle tecrübelerimiz nelerdir? Daha önce tekstil sektöründe çalıştım. Birçok iş sektörlerinde de çalıştım. Tekstil sektörüne daha ağır bastı her zaman tekstil sektörü bende. Her zaman bir iş yeri açmayı istiyordum. Bunu da başardım. Özellikle ben biraz mağazamıza da girmek istiyorum aslında. Muazzam güzel, özellikle de kız çocukları her zaman hayranlık derler ya. Kız çocuklarının kürkleri, süsleri, ayakkabıları, aynı zamanda da erkek çocuklarının da öyle. Bin bir çeşit ürüne ev sahipliği yapıyorsunuz. Tekstil neden ağır bastı? Önce onu, sonrasında da ürün yelpazemizden biraz bahsedelim. Doğru tarzları, moda trendlerini, daha sonra çocuklara olan düşkünlüğümden kaynaklı, daha çok çocuk üzerine zaten bebek, çocuk, kız çocuk, erkek çocuk üzerine daha yoğunlaştık bu konuda. Tabii iç giyim sektörümüz de ağır basmakta. Bu da iç giyimde daha çok her kesime hitap eden, her yaşa hitap eden iç giyim ağırlıklı bir mağaza açtık aynı zamanda. Bakıldığında bin bir çeşit ürüne ev sahipliği yapıyorsunuz usta tecrübelerinizle birlikte. Ben biraz ürünleri aslında kümeler haline bölmek istiyorum. Çünkü Kayseri bölgesinde bulunabilecek en güzel mağazalardan birisisiniz ve isminizden sıkça da söz ettiriyorsunuz bu bölgede. Sizlere geldiklerinde hem sizlerin yüksek enerjisiyle hem de bin bir çeşit, yani girdiklerinde sizin de söylediğiniz gibi bulamayacakları ürün yok ismini andıran isimsiniz. Biraz kız çocuklarımıza yönelelim istiyorum ben. Kız çocuklarına bakıldığında çoğunlukla hep süslü, şen şakrak, şakır şakır şeyleri isterler buralardan. Ama çoğunlukla hangi istekle geliyorlar mesela sizlere, ya da bir tasarım bildirebilirler mi? Müşterilerim geldiğinde tabii ki isteklerini karşılayabiliyoruz. Doğum günleri olur, anne kız kombinleri olur. Ya özel günler için tasarlanan kıyafetlerimiz mevcut. Tabii bunun yanı sıra erkek çocukları için de kıyafetlerimiz mevcut. O da aynı şekilde doğum günleri, özel günler için birçok çeşitimiz bulunmakta. Ulusal bir sıkıntı yaşıyoruz ve bu ulusal sıkıntıdan dolayı artık kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz, hatta en önemlisi giyindiklerimize dahi sağlığımı tehdit edecek bir şey var mı, ya da üründe bir sıkıntı var mı? Üretimle alakalı olan bir konuda bana bunun aracısı olan mağaza sahipleri ciddi anlamda kontrollerini sağlıyorlar mı diye bir düşünceye kapılabiliyoruz. Üreticilerin sizlere vermiş olduğu ürünleri, yani temin ettiğiniz ürünlerin hem sağlamlığını hem kalitesini, yani kalite kontrolünü aslında ne şekilde sağlıyorsunuz? Birebir üretici firmadan birebir kontrol ediyorum. %100 işte pamuklu olmasına dikkat ediyorum. Organik olmasına dikkat ediyorum. Gerçek anlamda aslında yorucu olmuyor mu demek istiyorum, ama ben yorulmadığınızı teminatını buradan ekran başındaki izleyenlerimize de veriyorum. Çünkü sizler işinizi gerçek anlamda severek yapıyorsunuz. Bu alanda da ben teşekkür ediyorum. Kesinlikle tüketiciye ve halka önem gösteren bir işletme sahibi olduğunuz için, aynı zamanda da bir hanım girişimci olduğunuz için. Ben merak ediyorum, sizleri sadece Kayseri bölgesinde mi görecekler, yoksa ürünlerimizi, evet belki mağazamız Kayseri'de ama ülkenin neresine isterlerse istesinler gönderebilir miyiz? Yani kargo gönderimi sağlıyor muyuz? Evet, kargo gönderimi sağlıyoruz. Ülkenin dört bir yanına gönderim yapıyoruz. Kesinlikle hedefimiz yüksek. Tabii ki neden olmasın, yani ileri zamanda şubelerimizi çoğaltabiliriz, başka şehirlerde de açabiliriz. Tabii ki böyle hedeflerimiz var her zaman. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, ürünlerimizi sizlere ulaştırma gücüne sahibiz ve hepinizi mağazamıza bekliyoruz. Evet efendim, en başta da söylemiş olduğum gibi bin bir çeşit ürüne ev sahipliği yapan hem hanımların hem de çocuklarımızın, canımız çocuklarımızın bütün kıyafetlerini burada bulabileceği, aynı zamanda da en doğru, en kaliteli halleriyle sizlere sunan ve sadece Kayseri'de değil de ülkenin neresinde, yani Türkiye'nin neresinde olursanız olun, ürünlerini sizlere hem sosyal mağazasından hem merkez mağazasından sunabilecek güce ve kapasiteye ait çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiren, gülüş ile birlikte mağazasını dolup taşıran hanım girişimcimizle tanıştırdım. Kendisini tanıyıp bir kahvesini içip 40 yıl hatır bırakmanızı ben canı gönülden diliyorum. Anlat Bakalım Türkiye ekibi Kayseri'de tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.